Bir kez daha söylüyorum, HDP'yi çökertmeye çalışanlar asla başaramayacaklar. Buna asla izin vermeyeceğiz ve HDP dimdik ayakta kalmaya ve kesintisiz mücadele etmeye devam edecek arkadaşlar. HDP düşmedi, düşmeyecek, düşürülemeyecek değerli arkadaşlar. Ve bizler de diz çökmedik, çökmeyeceğiz. Biat etmedik, etmeyeceğiz değerli arkadaşlar. Çünkü HDP bir mücadele deryasıdır, bir halk deryasıdır. HDP demokratik siyasal mücadelesiyle bu topraklarda yaşayan tüm halkların, kimlik ve inançların, ezilenlerin, kadınların, gençlerin umudu ve cesaret kaynağıdır. HDP var oldukça umut da, cesaret de, kararlılık da, başarı da, zafer de yaşanmaya devam edecektir değerli arkadaşlar. Halklarımız barış, demokrasi, özgürlük ve adalet umutları HDP olduğu sürece asla sahipsiz kalmayacaktır. Bizi demokratik siyasetten tasfiye etmeye çalışanlar, HDP'siz bir siyaset hayali kuranlar unutmasın ki sizin hayaliniz değil, direnen, mücadele eden, bu uğurda bedel ödeyen mazlum halklarımızın hayali gerçekleşecektir. Bu da böyle biline değerli arkadaşlar. Evet, dün HDP'ye yönelik 4 Kasım siyasi darbesinin yıl dönümüydü. 4 Kasım darbesiyle önceki dönem eş genel başkanlarımız sevgili Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere yüzlerce arkadaşımız 3 yıldır haksız ve hukuksuz bir biçimde cezaevlerinde rehin olarak tutuluyorlar. Buradan başta sevgili Figen Yüksekdağ'a, sevgili Selahattin Demirtaş'a, İdris Baluken'e, Abdullah Zeydan'a, Selma Irmak'a, Çağlar Demirel'e, Sebahat Tuncel'e, Gülten Kışan'a, Aysel Tuğlu'a, Nurhayat Altun'a, Edibe Şahin'e ve buradan ismini sayamadığım tüm arkadaşlarıma kucak dolusu sevgi ve saygılarımı yolluyorum. 4 Kasım darbesini yapanların hedefi HDP'yi ve demokratik siyaseti bitirmek, halkların demokrasi, özgürlük ve barış umutlarını tüketmekti. Demokratik kazanımları, kadın mücadelesini bitirmekti. Bitiremediler, bitiremeyecekler. Başaramadılar, başaramayacaklar. HDP ne ilkelerinden, ne mücadelesinden, ne de kararlılığından bir milim geri adım atmadı, atmayacaktır değerli arkadaşlar. Evet, halkımız 4 Kasım darbesine yanıtını 16 Nisan'da, 24 Haziran'da, 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da sandıklarda en güçlü şekilde vermiştir. Vermeye de devam edecektir. Onların Kasım darbeleri varsa halklarımızın da Haziran direnişi vardır. Bu da böyle biline değerli arkadaşlar. Çünkü HDP zindanlara sığmaz. Bu halk zindanlara sığmaz. Bu mücadele zindanlara atılarak bitirilmez. Birimiz bin olur, milyonlara dönüşürüz. Her bir arkadaşımız Selahattin Demirtaş'tır, Figen Yüksekdağ'dır, Gülten Kışanak'tır, Sebahat Tuncel'dir, Selma Irmak'tır. Buradan bir kez daha cezaevlerindeki bütün arkadaşlarımı sevgiyle, saygıyla selamlıyor ve onlara kucak dolusu selam gönderiyorum. Zalimin zulmü karşısında bugüne değin kim susmuş ki biz susacağız. Zalimler tarih boyunca karşılarında mazlum halkların direnişini bulmuştur ve kazanan mutlaka mazlumlar olmuştur değerli arkadaşlar. Evet, 4 Kasım aynı zamanda kadın mücadelesine bir darbe girişimiydi. Kadınların demokratik siyasetteki temsiliyetine ve mücadelesine de darbe vurulmak istendi. Ama onu da başaramadılar. Kadınları yıldıramadılar, yıldıramayacaklar. Kadınlar başarmaya, kazanmaya devam edecektir. Yüksekdağ'ın onurlu direnişi tüm kadınların ortak direnişi olmuştur. Yüksekdağ milyonlar olmuştur. Milyonlarca kadın da Figen Yüksekdağ'dır değerli arkadaşlar.
Buradan bir kez daha iktidara ve adalet kırıntısı kaldıysa yargıya çağrı yapıyorum. Bu hukuk bir demokrasi katliamına, rezaletine bir an önce son verin. Demokrasi ve barış mücadelesi yürüttüğü için siyasi rehine olarak tuttuğunuz tüm siyasetçileri derhal serbest bırakın. Demirtaş ve bütün arkadaşlarımız AKP iktidarı tarafından FETÖ'cü savcıların hazırladığı fezleke ve iddianamelerle rehine olarak cezaevlerinde tutulmaktadırlar. FETÖ'ye, darbeye karşı çıktığını iddia eden AKP iktidarı, cemaatin fezlekelerine sarılarak açıkça darbecilere sahip çıkmaktadır. Darbecilerin ruhu da, fikri de iktidardadır, yargıdadır. Geçen hafta Hakkari milletvekilimiz, sevgili Abdullah Zeydan arkadaşımız hakkında mahkeme tahliye kararı verdi. Bunu hep birlikte gördük. Tam tahliye olacağı esnada saraya bağlı bir AKP savcısı bu tahliye kararına itiraz etti ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bu karar hukukun içine düşürüldüğü rezaletin, çukurun son örneğidir değerli arkadaşlar. Artık tuz kokmuştur, adaletin tabutuna çivi çakılmıştır. Demokratik siyaset yürüttüğü için HDP'yi yargılamaya kalkanlar, arkadaşlarımızı rehin tutanlar şunu unutmasınlar, gerçek bir adalet karşısında bu yaptıklarının hesabını mutlaka tek tek vereceklerdir. 2 Mart'ta DEP milletvekillerini meclisten alıp cezaevine koyan siyasi darbeciler birer birer tasfiye oldular ki o zamanki görüntüler hala hafızalarda yer almakta ve 4 Kasım darbecileri de aynı akıbeti yaşayacaktır. Tarih bir kez daha buna şahitlik yapacaktır değerli arkadaşlar. Evet, hukuksuzlukla, siyasi darbe uygulamalarıyla ayakta duran tekçi iktidar hukuk tanımazlığını kayyum atamalarıyla da özellikle devam ettirmektedir. 31 Mart seçimlerinde halkımızın iradesiyle seçilen 15 belediyemizi gasp ettiler. En son %71 oyla kazandığımız Kızıltepe belediyemize kayyum atadılar. Kayyum gaspıyla halkın seçme, seçilme ve yönetme hakkı ortadan kaldırılmıştır değerli arkadaşlar. Kürtler seçemez, seçilemez, seçse bile yönetemez, yönettirmeyiz denilmektedir. Tam anlamıyla aslında bu kayyumların atanmasının gerekçesi budur. Bir taraftan milyonlarca Kürt seçmenin oyunu hiçe sayacaksınız. Sonra da kalkıp utanmadan bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok diyeceksiniz. Siyaset tarihi böylesine ikiyüzlü, böylesine sahtekar bir zihniyeti daha önce hiç görmedi, hiç yaşamadı. Böylesi bir ikiyüzlülüğü, böylesi bir sahtekarlığı Türkiye tarihi AKP hükümetinde gördü ve burada yaşıyor. Bakınız, bir başka örnek vereceğim değerli arkadaşlar. Cezaevinde yaşamını yitiren BDP Erentepe Belde Başkanı Aydın Kaya'nın mezar taşını sırf üzerinde Kürtçe "seni unutmayacağız" yazıyor diye savcılık kararıyla parçalattılar. Kürtlerle sorunumuz yok diyenler Kürt'ü mezarında bile rahat bırakmıyor değerli arkadaşlar. Yine dün Batman'da 11 yaşındaki çocuğa polislerce sokak ortasında yapılan işkenceyi herkes gördü ve buna tanık oldu. Bu denli çığırından çıkmışlar ve çok aciz bir durumdalar. Peki bu yapılanları, bu zulmü halkımız, Kürtler görmüyor mu sanıyorsunuz? Sokaktaki 5 yaşındaki bir çocuk bile sizin Kürt düşmanlığınızın farkındadır. Sizin yalanlarınıza kanacak tek bir Kürt bulamazsınız artık. Biliyoruz, Kürtlerle sorununuz var. Siz de iyi bilin ki Kürtlerin de sizinle bir sorunu var. Ve sizin bu karanlık zihniyetinize karşı sonuna kadar mücadele edecek bir Kürt halkı var. Ankara'dan atadığınız o kayyumlar halkımızın nezdinde gayrimeşrudur, hukuk dışıdır. Yasa dışı olarak o makamları işgal etmektedirler. Seçimle alamadığınız yerleri kayyumla gasp ederek tarihe,
siyasi talancılar olarak geçtiniz. Bunu da unutmayın.